Kıymetli dostlar elbette her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. Gerçekten her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. Şimdi bu ifade az önce Mehmet Okuyan hocamın da efendim dillendirdiği, ifade ettiği gibi aslında bize büyük bir müjdeyi de içinde barındırıyor. Yani başlı başına bir nimet hatırlatmasında da bulunuyor. Şunu söylüyor, diyor ki bir zorlukla beraber mutlaka ama mutlaka bir kolaylık vardır. En az bir tane. Hazreti Peygamber'in efendim hadis-i şerifiyle hocam bağlantılandırdı. Orada bir zorlukla beraber iki kolaylığın olduğu vurgusunu yaptı ki bu bizim için katmerli bir müjde. Yani moral üstüne moral, destek üstüne destek, motivasyon üstüne motivasyon adeta ee, ve sadece bunun bile bu şekliyle vurgulanmış olması İnşirah suresinin bu kısmında bizim için bir nimet, bir şükür vesilesi olarak karşımızda duruyor. Hocam tabi o usr ve yusr denkleminin farklı farklı e, ifade ediliş biçimlerini değişik ayetlerle e, farklı şekillerde nasıl anlaşılacağını önümüze serdi, koydu. Bunu birinci bölümde geniş geniş açıkladı, izah etti. Efendim? ve buradan da tabi diğer önceki kısımlara da bazı atıflarda bulunduğu. Şimdi devam edeceğimiz nokta sevgili hocam. Bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe koyul. Bunu evet. nasıl anlayacağız? Yani bu durmadan çalış mı demek? Habere böyle haldır haldır çalışıyorsun, hiç durmuyorsun, nefes almıyorsun. Evet. Çok aham yani bu mu demek yoksa başka bir anlamı var? Evet, şimdi eğer evet bir işi bitirdiğin zaman bir işten farig olduğun zaman boşaldığın zaman hı hı. Fensab, yeni bir işe koyul. E hemen bu ayetin bu tür e, tercümesinin peşinden şunu söylemek durumundayız. Alimlerimizin bir bölümü evet demişler ki bir işi bitirdiğin zaman ya da işini bitirdiğin zaman Fensab kalk namaza dur. Aa, evet. Yani o bu ayetin yorumunda böyle bir e, argüman devreye sokuyorlar. Tabi bu ayetlerin indirildiği dönemde böyle bir işi bitirince kalk namaz kıl filan bu ayetler daha iniş sırası itibariyle 11-12. surenin ayetleri böyle formu belli bir namazdan filan henüz söz edilmiyor. Kaldı ki hem Namaz anlamına gelebilecek salat kelimesi de kullanılmıyor. Onun fiili bir eylem olmasını ifade eden ekame, ekim emri de burada söz konusu değil. Dolayısıyla meseleyi namazla ilişkilendirmek çok doğru bir yaklaşıp olmasa gerektir. Sizin ifade ettiğiniz üzere bir işi bitirdiğin zaman hemen e, yenisine koyul anlamı evet kelimenin iki kelimenin de verdiği anlam bu. Buradan biz, Buradan özür şuz... dilerim bir retorik üretiliyor biliyorsunuz bir söylem. Müslüman çalışkandır. Hı hı. Müslüman bir işi bitirdiği zaman başka bir işe başlayarak ferahlanır, Heh, aynen rahatlar, öyle. dinlenir evet. manasında bir söylem var. Evet çok doğru onu söyleyecektim ben de. Bizde böyle bir e, tatil Evet her şeyden uzaklaşıp böyle bütünüyle e, kendini bir kenara çekme kültürü doğru bir kültür değil. Bizde tatil aslında iş ya da meşguliyet değiştirmek, dönüştürmek şeklinde algılanmak durumundadır. Böyle bir kenara çekilmişlik bu vahyin öğretileri içerisinde başta peygamberimize hitap eden ayetlerden gözlemlediğimiz haliyle söyleyelim. Çok doğru bir referansı olan eylem değil. İnsanların dinlenmesi için zaten Kur'an-ı Kerim gecelerin dinlenilsin diye. Allah'ın onları yarattığını ifade eden bir sürü ayet-i kerime var. Ama sürekli dinlenmek, yani dinlenmeyi özel bir yere, gündüzün içerisinde de dinlenme zamanlarını bir kural haline getirirseniz çalışacağınız zamanların sayısını artık kısmak durumunda kalırsınız. Daha az çalışmak durumunda kalırsınız. Dinleneceğiniz zamanları özlemek başlar. Böylece daha çok dinlenirsiniz. Az şeyler üretirsiniz. O Oysa Risalet e, 24 saat mantığıyla yaşayan bir kurumdur. Peygamberi duruş böyle daha çok yatmayı değil de uykusuna da hakim olmayı gerektiren, evet. geceleyin en az 3 evet. defa kalkmayı bölmeyi, bölmeyi, e, bölmeyi icap gerektiren, ettiren. yataklarından kalkanların sırtlarını yataklarından ayıranların gerçek müminler olduğunu ifade eden secde suresinin mesela 15. ayeti var. Bu böyle bir meşguliyete adanmışlık ruhu verir. İnzar, nezir, nüzür kelimeleri gibi bu da bir adanmışlık mantığı hı hı. verir. Hı hı. Bir işi bitirdiğin zaman yerine yenisine kalk. Hı hı. Ondan sonra başka bir iş yap. Bu ayet aslında başka bir şey daha öğretiyor bize. Feyda Demek yani bu sıkıntılar bitecek, sen yeni duruşlar ortaya koyacaksın. Yani sıkıntılı süreç bitecek. Mekke'nin o sıkıntılı halinin bitmesi anlamına da e, bunu yorumlayabiliriz. Peygamberimizin Risalet'in ilk dönemlerinde çektiği bir takım sıkıntıların biteceği, müjdesini de içerir bir bir anlamda. Uh -huh. Onlardan e, fari olduğun zaman bunlar olacaksın demek diye de algılanabilir. Evet. Kelimelerin verdiği anlam bize bir müjde verildiği e, mesajını da içerir. Şimdi ben bir işi bitirdiğin zaman yerine bir başka işe koyul kalk derken. Yani yorulmanın, devamlı çalışmanın, farklı iş kollarını, farklı meşguliyetleri beraberinde getiren bir kuşanmışlık anlamı verdiğini kendim üretiyor değilim. Fensab o nesabe kelimesi. Onu soracağım ben de. O kelimenin anlam dünyasında mesela Hicr suresinin 48. ayetinde cennetlik insanların la yemesum fiyâ nesabun. Onlara yorgunluk ulaşmaz diyor cennette. Cennette nasap yok. Nasap yorgunluk demektir. Cennette yorgunluk kelimenin nasap hali yorgunluk anlamına geldiğine göre buradaki fensap yeniden yorul demektir. Evet. Yani fari olduğunda yorul. Evet. Kı yani motomot, literal tercümesi. Evet. Fari yani olduğunda bir işi yorul. işi bitirdiğin zaman yenisine yorul demek yani. Yenisine koyul. Hmm. Yeni bir yorgunluğun ee, olsun. Yani hmm. yeni işler yap. Cennette yorulma yok. Cennette yorulma yok ise Evet orada yorgunluk yaşamamak için burada yorulmak lazım. Burada da yorulmayanlar orada yorulmamayı e, nimet olarak göremezler. Burada. Burada yorulmayanlar orada yorulurlar. Onu da Haşiye suresinde diyor Allahu Teala. Amiletün nasibetün. Cehennemdekiler ağır işlerde ve yorgunluk verici sıkıntılar içerisindedirler. İnsanlar iki yerin birinde yorulurlar. Yorulurlar. Ya burada yorulacağız, cennette yorgunluk bize dokunmayacak, değmeyecek. Ya, ya burada da yatacağız, orada cehennemde bizi yoracak. Bir hayli yorulacağız. Nasabe kelimesinin böyle bir yorulma anlamı var. Oradan hareketle bu karşılaştırmayı Yapıyoruz. yapıyorum. Peki bu feiza'nın oraya gelmesinin bir manası var. Mı? Ya bir şart cümlesi bu. Şart Her ne cümlesi. zaman. Her ne zaman. Her ne zaman şart ve cevap cümleleri diye bir ifade tekniği var Arapçada. Ne zaman birini bitiriyorsan hemen o fa da fa'i cezaiye de der. fai. İdaya, derler. İdaya idai mufacaa derler. Anilik ifade eder. Fa'ya da cevabiye manası ismi verilir. Birini bir işi bitirdiğin zaman yerine hemen Hemencik. yerine koyul koyul. O fa böyle takibiye hmm. manası verir. Böyle fazla işi arasını Arası uzatma manası. Anlamı söz konusu olabilir. Bu fenni kelimesi, nesap kelimesi başka bir anlamı daha var. Kur'an-ı Kerim'de ensab diye geçer. Dikili taşlar. Evet. Nusup kelimesi, ensab kelimesi taşlar demek. Dikili taşlar. Dikili olmak, dikilmek. Hmm. Buradan hareketle biz da bir hmm. işe bir işi bitirdiğin zaman o işi terk etme. Yani o işle ilgini kesmiş olma. Hmm. Bir şeyi bitirdiğin zaman onun arkasında dik dur. Bir işe koyulduğun zaman ve o işi bitirdiğin zaman onunla irtibatın ebediyen kesilmesin. Dik dur, dik duruşun sahibi ol adam gibi iddianı devam ettir. Anlamı da var. Dikili Sanki taş. O işin izini sürmeyi takip et gibi bir anlam da Gibi. Yani. O arkasında i̇şte, dur onu takip et. Onu takip et. Arkasında dur. Dik yani ensab işte dikili taşlar bir dikili olma, dik olma anlamı kelimenin kendi anlam dünyasında bulunduğu için yani hem fe izâ ferâhte bir işe yüreğini verme anlamı da var. Ferâhe. Fâri olmak yani. Yani yüreği boşalırcasına o işle meşgul olmak. Hz Musa'nın annesini e, anlatan Kasas suresinde bu kelime geçiyor. Yani e, annesinin yüreği boşaldı yani çocuğunun arkasında. Hı hı hı. Bir işe yüreğini boşalttığın zaman onun arkasında dur. Dik duruş ortaya koy. Dolayısıyla hayatı çepeçevre e, kuşatan bir meşguliyet bir iş ahlakı öğretir. Bu hiç dinlenme yok anlamına gelmez. İşte insanın hayatında zaten uyku başlı başına bir dinlenme zamanıdır. Ama biz dinlenmeye odaklı bir hayat yaşarsak meşguliyetleri ister istemez öteler, erteler, gündemimizden çıkarır hale geliriz. Yani. Hocam burada işi de mümince, Müslümanca algılamak, tanımlamak gerekmiyor. Bir işten boşaldığında Evet. Başka birine yapış efendim, onu dik tut, takip et, arkasında dur, e, feedback al, ne diyeceksek modern. Ama şimdi son zamanlarda geçen aylarda okuduğum enteresan bir kitap var. E, tembellik hakkı diye. Tembellik hakkı. Evet, tembellik hakkını kullanmak üzerine. Fakat buradaki tembelliği çok farklı dolduruyor. E, kapitalist dünya diyor, insanları diyor vahşi bir şekilde çalıştırmak, koşturmak, daha fazla çalıştırmak ondan sonra ve onların kanlarını emip adeta yerine su doldurmak için bir çalışma kültü üretti. Çalışma. Kült. Evet. Ya yani böyle bir evet. kült ve kültür üretti ve bunu da büyük bir erdem olarak işte milletlere, toplumlara dayattı. Çalışma. Hı hı. Ama hangi çalışma? Bu vesileyle insanları işkolik yaptı. İnsanları para üretim ilişkisinin zavallı birer yani bukalı köleleri haline getirdi tırnak içinde adeta birer iş hayvanı haline getirdi. Ama bunu çalışma kültürünü ve kültünü yücelterek sürekli vurgulayarak yaptı diyor. Ama diyor insanın şahsi kendi kendine vakit ayırması, ailesine, tefekkürüne, ona sonra işte seyahate, ve erdeme, hikmete, ilme bunlara vakit ayırması diye bir şey söz konusu değil. Herhalde bizim bu anlamdaki çalışma iş değil. Başka bir çalışmayı ve işi kastettiğimiz vazıh olması lazım evet. değil mi? Evet. Aynen öyle. Peygamberimize nispet edilen bir söz var. Tabi ona aidiyetinden yüzde yüz emin değilim ama işte alimin uykusu bile ibadettir anlamında evet, evet. bir söz var. Eğer siz meşguliyetinizi doğru değerler üzerine belirlemişseniz oradan meydana gelen yorgunluk eğer sizi uykuya terk edecek kadar bir üzerinize etki bırakıyorsa yani bizim Uykumuzun da bir bir hakikatin peşinden gelen zorunlu bir dinlenme e, anlamı ifade ettiği için onun da bir kayıp zaman olmadığını düşünme durumumuz söz konusu oluyor. Dolayısıyla yani başkalarının iş kolikliği ne ile meşgul olduğu sorusunu sorduğunuz zaman o yapılan iş gerçekten iş midir yoksa? bir günah işlemek üzere hayatını günaha programlayan bir adam da ben de çok çalışıyorum der de diyor. işte bundan kendine bir pay çıkartmaya gayret ederse maksadın bu olmadığı gün yani gibi. Gece 6'ya kadar, akşam 6'ya kadar çalışıyorum. Bitirir bitirmez hemen bir başka evet. işe yapışıyorum evet. diyebilir ama hangi işi yapıyor, evet. hangi işi bırakıyor? İşte bu feyida ferahı ifadesi bir şeye yüreğini boşaltmak. Yani konu vahiy olunca, konu din olunca, konu ibadet olunca, salih amel olunca insanın yüreğini yüreğiyle beraber bütün vücut organlarının bütünleştiği bir fedakarlığa dönüştüğü zaman onun hem o işin arkasında durması ondan beklenir onu zaten yapar hem dik durur hem takip eder hem onu o işi desteklemek üzere başka faaliyetlere girişir bir işi tek başına bırakıp da onu ne hali varsa görsün o mantığa terk etmez. Dolayısıyla yüreğini katarsa işe, hmm. kendini işine adarsa o adanmışlık psikolojisi e, sahibinin işle meşguliyetini sonuna kadar devam ettirmede ona bir moral ve motivasyon aracı olur. İstenen bir devamlı meşguliyeti Müslüman'ın gündeminde bulundurmasıdır. Nasıl? Biz yani din anlatımını, din hizmetini böyle e, mesai mefhumuyla e, indirgemek durumunda değiliz. Çünkü bizim Her Müslüman dininin hizmetlisidir. Dir. Mantığıyla. Biz ücret, ücret mantığıyla değil, ecir beklentisiyle bunu yaparız. Ecir bekliyorsanız ücret almazsınız. Ücretini aldığınız şeyin de ecrinin olmayacağını bilirsiniz. Dolayısıyla ecir endeksli bir e, hayat yaşayan insanlar ecrinin daha çok olmasını temin için fedakarlıktan geri durmamayı bir Kur'an ahlakı olarak hayatlarında uygularlar, uygulamak durumunda hissederler kendileri. Bir parantez, e, peygamberlerin vasıfları anlatılırken siz hemen birçok şey aklınıza gelecek. Onlar sizden bir ücret de istemezler. Tabi. Şimdi orada o enteresan yani tabii burada o, manevi bir mesela diyelim övgü vesaire beklemedikleri gibi manevi bir ücret. Tabii. Yani maddi olarak da bana şunu verin bunu verin diye bunun karşılığında bir şey beklemiyorlar. Hiç, Peygamberlerin hiç, vasfı. Tabii aynen öyle. Şu ara suresinde anlatılıyor. Ve ma es'elükum aleyhi min ecrin. Biz bu yaptığımız şeye karşılık bir ücret istemiyoruz. İneccriye illallahirabbilalemin. Her peygamber bunu demiştir. Benim ücretim benim ecrim sadece alemlerin Rabbinedir. Ondan beklerim. Peygamberimizle ilgili de Şura suresinde geçer. Kul la es'elüküm aleyhi ecren. De ki bu tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. İn ecriye illel meveddete fil kurba. Sadece Allah'a yakın olma noktasında bir sevgi ortaya koymanızı istiyorum. Allah'a yakınlık sevgisi ortaya koymanızı istiyorum. Yasin suresinde o üç elçinin gittiği şehir ve o şehirle şehirdeki bir yiğitten söz eder. Evet, koşup gelen onları karşılayan bir evet, yiğit. Evet, şehrin öte ucundan. Öte ucundan. Ve ca'a min aksal medineti raculun O şehrin öte ucundan gelen diye tercüme ediliyor da şehrin öte ucundan falan gelmiyor. Ve ca'a min aksal medineti şehrin en yiğit adamlarından biri demektir. Hmm. Aksa adam demek, aksa demek en güçlü ileri düzeyde muhakemesi olan adam demektir. Hmm, Yoksa evet. o adamın anlattığı şeylere bakın öyle ta dağdan ormandan gelen bir durum değil o sözlerin sahibinin durumu. Yani Hz. Musa'ya öldürüleceğini haber veren kişi için de aynı ifade kullanılır. Kasas suresinde vece araculun min al-medineti yesa. قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك. Yöneticiler işte ey Musa seninle alakalı e, durum gizli oturum yapıyorlar çabuk buradan çık seni öldürmek istiyorlar şehrin öte ucundan gelen nereden bilecek yöneticilerin ne toplandığını hmm. o ileri gelen yiğit adamlardan biri demektir Yasin'deki de odur yani o aynı aynı özellikte adam demek şehrin ileri gelenlerinden biri der ki ya kale ya kavmi Ey kavmim ittebi'ul murselin. şu elçilere tabi olun tabi onların olun. peşinden gidin. Üç tane gelmiş. Evet ittabü'l men şu kimselere tabi olun ki la yese'lüküm ecren sizden hiçbir ecir hiçbir ücret istemiyorlar. İşte hayatını böyle ecre endekslemek bir peygamberi ahlaktır. Ücret endeksi değil ücret beklentili değil ecir beklentili bir hayat ortaya koyanlar bir işe yüreğini verenlerdir. Yüreğini Adananlar, işe, nezredenlerdir. Kendisini adayanlar ve o adadığı işin arkasını takip edenler, onun gereğini yerine getiren, dik duran ve meşguliyet değiştirmeyi kendisine bir tatil ya da dinlenme aracı haline getirebilen adamlardır. Eyvallah. İşte bu anlamdadır. Meşguliyette evet, de bu anlamdadır. bu anlamdadır. Evet. Başkaca da bir, bir şey anlamamız çok da doğru olmaz diyorsunuz. Sevgili hocam 7. geldik, ayet. geldik son kısma. Şimdi son kısımda diyor ki yalnız Rabbine rağbet et. Evet. Yönel. Ne demek bu hocam? Nasıl evet. rağbet? Rabbe rağbet nasıl olur? Şimdi bu bir Kur'an ahlakıdır. Bu da. Evet. Ve ila rabbike fargab. O ila rabbike ifadesinin fargab emrinden öne gelmesi burada bir vurgulu anlamın söz konusu olduğunu gösterir. Hmm. Sadece Rabbine Rabetin olsun... ...başkaca Yönelişim, bir şeye değil ha... Tabi. ...işte bir önceki ayette... ...bir işe yüreğini koyduğun zaman... ...onun peşinde... ...dik duruşun olsun... ...ayeti... ...bu ayetle beraber düşünüldüğü zaman... ...hangi işe yürek verilecek... ...koyacağımız Rabbinin işine... Işin, heh, hmm. ...hangi işin arkasında duracağız... Evet. ...hangisini takip edeceğiz... Yeni ...hangi işler peşinde koşacağız... Rabbine rabetin olacağı işler. Işler. şimdi yani oturdu. Allah rızasına endeksli işler. Allah razı. Şimdi oturdu. Evet. Sadece Rabbine rabetin olsun. Yönelişin sadece Rabbine olsun. Başka bir beklenti içerisinde bu işler gitmez. Başka beklentilerle zaten sürekli de meşguliyet içerisinde olunulmaz. Öyle bir iş ki ve meşguliyet ki içinde Rabbe rabet yoksa Hı. o iş bizim için meşguliyet makbul değildir. Değil. Evet, aynen diyebiliriz bu cümleyi orada bir şeyi daha görebiliriz o, o ayette. İlâ rabbike fargab. Yönelişin sadece Rabbin olsun. Ahzab suresinde Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in misyonunu anlatıyor e, 44 45 46. ayetlerde. Orada buyuruyor ki ve da'iyen ilallahi bi iznihi. Peygamber Allah'ın izniyle Allah'a çağıran adamdır. Biz yönümüzü doğru belirleyeceğiz. Şimdi din sunumu yaparken, dini anlatırken iyi e kardeşlerimiz hep biliyorlar, hep görüyorlar, hep gözlemliyorlar. Ya grubuna, ya cemaatine, hizbine. ya tarikatına, ya hizbine, ya partisine, ya cemiyetine, mezhebine. ya mezhebine, herkes başka bir şeye çağırıyor. Evet. Sana bir hakikati anlatıyormuş gözüküyor bir bir şeye davet ediyormuş gözüküyor evet. ama o din görüntüsü altında aslında diyor ki bizim takımın adamı ol diyor. Ha, bizim gruba gel diyor. Bizim yani. gruba gel. Onun bizim... için de Müslüman olma gel. isminin peşinden başka isimlerle anılmak neredeyse ha. zorunluluk ha. arz ediyor. Yani. Fırkayı Naciye biziz diyor. Evet Fırkayı Bu Naciye. Meşhur mesela. İşte Fırka olunca kimin Naciye olacağı hiç belli olmaz. Evet. Ha. Bunun, bunun ha. bir tane yolu var. Vahyi takip edendir kurtuluşa erecek olan adam. Eyvallah. Davetiniz Allah'a olacak. Kendinize davet etmeyeceksiniz. Partinize, mezhebinize, grubunuza, cemaatinize, tarikatınıza, kliğinize, meşrebinize değil. Davetiniz Allah'a Allah, a Allah a olacak. ve Resulüne. Allah'a olacak. Resulullah da Allah'a davet etmişti çünkü. Evet. Yehdi ila sıratı'l azizil hamid. Allah'ın yoluna hidayet edecek. Davetimiz Yedü'ü ila daris selam. Vallahu yedü'ü ila daris selam. Allah darı selama davet eder. Yani barış yurduna, yani Kur'an'a, yani İslam'a, yani hakikate, yani kendisine davet eder. Ud'u ilah sebil Rabbik. Sen Rabbinin yoluna davet et. Davetinin adresi Allah'ın yolu Doğru. olsun. Başka taraflara davet etme. Bu ayette verilen mesaj, davetinizi, rabetinizi, yönelişinizi, adresinizi yani yüreğinizin yöneldiği tarafı doğru belirleme ahlakını verir Peygamber. Yürek kıblenizi. Evet Allah diye belirleyeceksiniz. Evet. Allah'ın rızası diye belirleyeceksiniz. Rabetiniz sadece Rabbinize olacak. Başka yönelişler çıkmaz sokaktır. Peygamberimizin 23 yıllık Risalet hayatı boyunca ortaya koyduğu davet bu esas üzere varlığını devam ettirmiştir. Hımm. Ve orada Rab sıfatının kullanılması. Bunu birkaç programdır söylüyorum. Evet. Rab sıfatının kullanılması son derece manidardır. Yani Rab, Rabbin seni sahiplenecektir. Seni sahipsiz, yolsuz, Bırakmayacak. çaresiz bırakmayacaktır. Yönelişin Rabbine ise Allah insanı yarı yolda bırakmaz ve o yöneliş sahiplenme duygusuyla Kişiyi daha bir moral coşkusuyla, daha bir fedakarlık duygusuyla, işin daha ehli olmasını sağlayacak bir duruşu muhataba sağlayacaktır. Rab sıfatının burada zikredilmesi bu anlamda sahiplenilmiş anlamında da önemli bir duygu verir. Rabetiniz Rabbiniz olsun. Sevgili hocam gene teknik bir soru. Bunları evet. zaman zaman sizin uzmanlık alanınız olduğu için Kesinlikle. soruyorum, evet. müracaat ediyorum ki anlayayım diye buradaki e, ve ile derken oradaki vav evet e, siz zaten hemen bir başka bir önceki ayetle birleştirip bir bütün cümle hale getirmişsiniz. Evet. Oradaki vav daha önceki ayetlere de raci olabilir mi? Kılınabilir mi teknik olarak? Yani mesela ya. o işte elbette her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. İşte senin e, o zorluklar ustur ve yusru meselesine de buraya da bakar mı o vav? Onlarla irtibatı var mıdır? Yok. Yok. Onlarla irtibatı yok çünkü yani bir önceki ayet emir. Evet. Emir kalıbıyla evet. bitiyor. Fensab ve ila rabbike fergab. Yani bu şu demektir. Fergab ila rabbike demek. Hmm. Fergab yani ila bu, bu, bu emirle alakalı bir e, vavdır o. Atıf edatıdır. O atıflı, atıf yani insab bir önceki ayetteki emre buradaki fergab emrini ona atfeder. atfeder. Dolayısıyla cümlenin Teknik duruşu bakımından önceki ayetlerde herhangi bir emir ifadesi söz konusu olmadığı için buradaki atıf insab emrine irgab emrini atfetmeyi, atfetmeyi gerektiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa evet. ben de lüzumsuz şöyle bir yorum yapacaktım. Yani gerçekten e, her bir zorlukla beraber bir kolaylığın olması senin için. Gerçekten her bir zorlukla beraber bir tür kolaylığın sana sunulması evet. Rabbine rağbet etmenle mümkündür. Siz o sonucu çıkartabilirsiniz evet. ayetlerin mesajından. Hmm, mesajından. Mesaj olarak, ders olarak. Yani bize biz şimdi buradan ne anlayacağız? Tekst metin ismiyle. olarak değil, mesaj evet. olarak. Yani diyorsunuz. literal olarak değil de anlam olarak. Anlam siz olarak. Çıkaralım. Oradan ders olarak, mesaj olarak o, o yüceltilmeyi, o yürek ferahlatılmasını Sıkıntılardan kurtulmayı Zorlukların Allah adına kolaylaştırmasına... bir davranışı kendinize ilke edinmenin sonucu olarak görebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Ancak metin bağlam e, bu kelimelerin birbirine her birinin atfedilmesi için belli kurallar vardır. Bir emri bir fiili atfetmek, bir fiili bir isme atfetmek, tek bir kelimeyi bir cümleye atfetmek gibi çeşitliliklere çok müsait değildir. Son bir soru ondan bitiriyorum hocam. Evet burada da az zamanda rububiyet nedir? Hani siz ileride konuşuruz demiştik. Benim aklıma sanki burada bir tür rububiyetin alt başlıkları da veriliyor gibi. Rububiyetin nasıl yansıdığı, nasıl insan hayatında gözüktüğü, insanın duygu dünyasında, sosyal hayatında gözüktüğü gibi. Rububiyetin göstergelerinden bir tanesi sanki insanın göğsünün genişletilmesi. Evet. Rububiyetin şanındandır, şeenindendir. Tabii. Yani diyesim geliyor. Ya önceki Suriye'de çıkabilir. Oraya da çık, duhaya da çıkabilir. Tabi. İkisi beraber. Bu sureler zaten ikisi beraber. Beraberdir. Bunların ha. konuları da, muhtevaları da, evet. üslupları da, iniş sebebi de, iniş sıralaması da, resmi sıralaması da hep beraberdir. Yani böyle hani sanki zihnimde rububiyet iki nokta üst üste. Adamı terk etmez. Ha. Mavedde akarab bu ki. Evet. Darılmaz. Darılmaz. Ve ma Darılmaz ve deake terk etmez. Evet. Hayırla başladığın işin daha hayırla gelmesinin Yollarını öğretir. öğretir. Ee, pek çok nimetler, imkanlar sunar. İnsan memnun olur. İşte hayatında bakımını sağlamak gibi. Efendim sıkıntılarını gidermek gibi. Yetimlikten, yetimlikten çıkarmak gibi. E, kurtarmak gibi. Efendim yalnızlığını, Efendim Allah'ın beraberliğine dönüştürmek gibi. gibi. İşte yüreğini ferahlatmak gibi, sıkıntılarını gidermek gibi, şanını, ününü yükseltmek gibi, zorlukları kolaylıklarla karşılamak gibi bunlar hep rububiyetin alt başlıklarıdır. Sizin duruşunuz, rağbetiniz Allah'a ise rububiyetin her imkanı sizin önünüze sofra olarak getirilir demektir. Elhamdülillah. Çok evet. veciz bir özet oldu. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugünlük de bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Evet. Kifayetin müzekkere evet. diyoruz efendim. Evet. Allah razı olsun hocam. Ah, Teşekkürler. 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 Sağ olun. Sevgili dostlar efendim okudun mu da bugün bunlar gündemimizde yankılandı. İnşallah sizin de iç gündeminizde yankılanır. Buna vesile olur. Efendim bir dahaki haftaya görüşmeyi ümit ediyoruz. Niyaz ediyoruz. Allah'a sizleri ısmarlıyoruz. Hoşçakalın.